Öyle olmaz ama ya. Birimizin gidip konuşması lazım. Vallahi hiç bana bakmayın arkadaşlar. Olmaz. Demir Bey. Ben gidip soracağım vallahi. Ne olmuş öğreneceğim. Demir Bey, bir dakika bekler misiniz? Ayça, konuşmak istemiyorum. Zaten konuşacak bir şey yok. Ama aynı şey benim başıma gelmiş olsaydı ya da ajanstan başka birinin başına gelseydi. Nereden biliyorsun ne olduğunu? Bilmiyorum ama ciddi bir şey olduğu belli. Siz böyle bir durumda beni bırakır mıydınız? Bırakmazdınız. O yüzden ben de sizi bırakmak istemiyorum. İyi, hadi bin. Mutfakta bunları bulabildim. Sağ ol. Anlatmak ister misiniz Demir Bey? Yani ben kimseyle paylaşmam eğer endişelendiğiniz buysa. Ya bir sıkıntı oldu. Boş ver. Gökçe ile mi ilgili? Yani o içeriden ağlayarak çıkınca benim aklıma o geldi de. Özel mi çok? Yani ben dinlerim isterseniz. Özel, özel. Affedersiniz. Yani beni hayal kırıklığına uğrattı işte. Çok üzüldüm sizin adınıza. Sağ ol. Yani Gökçe de iyi kız aslında. Çok da tatlı ama hiç olmamış böyle. Hiç olmamış. İşte ben de zaten ona şaşırdım. Yani Gökçe'nin normalde böyle planları falan olmazdı. Çok naif bir kız. İşte ben de anlamadım, ne bileyim. Haklısınız ama belli olmuyor işte. Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun bazen... Çok iyi anlıyorum yani sizi, merak etmeyin. Ben de çok uzun süre kimseye güvenememiştim Demir Bey. Çok büyük bir kazık yedim çünkü. Üstelik en yakın arkadaşımdan. Ve beraber iş yapıyorduk, düşünün. Öyle mi? Sormayın. İşte bir anda Duru gitti. Gökçe de beni çok üzdü. Gerçi suçlu mu değil mi onu bilmiyorum da. Hiç öyle demeyin Demir Bey. Bu zamanda birine güvenmek o kadar zor ki. Üstelik o güven bir kere kaçtı mı daha kolay kolay mümkün olmuyor. Mesela siz şimdi bir daha Gökçe'ye güvenebilir misiniz? Ben söyleyeyim, güvenemezsiniz. Bilemiyorum. Yani çok uzun bir süre güvenemezsiniz bence. Hı, hatasını anlasa gelse falan diyeceğim ama yok yani. Çok zor. Çok zor. Yani Demir Bey, en kötüsü de ne biliyor musunuz? Saklaması. Ne olursa olsun açık açık gelip söyleseydi. Değil mi? Yani. Yani en azından bu kadarını hak ediyorum. Neyse ben çıkıyorum. Nereye? Gökçe ile konuşacağım. Bence de konuşun Demir Bey. Yani bu şekilde olmaz. Böyle devam etmez. Ne yaptığını bilmesi lazım. Sen de toparlanıp çıkarsın, olur mu? Tabii, nasıl isterseniz. Kızmadan dinlerseniz eğer. Ya gerçi ben zaten her şeye hazırlıklıyım şu an. Yani kızmanıza, bağırmanıza, beni işten kovmanıza. Ama hepsinden önce bir dinleyin, ne olur. Ya ben Kaan'ın gerçekte kim olduğunu bilmiyordum. Ben onu sadece Cool Red'in sahibi Kaan olarak biliyordum. Bir de arkadaşım Kaan olarak.
Yani ben onun geçmişiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu ki. Yani kimdir, nedir, ne yapar. Gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Ben onu dürüst, içten, samimi sanıyordum. Zaten benim en büyük hatam bu. Herkesi kendim gibi sanıyorum. Ondan sonra başıma böyle 1000 tane bela açıyorum. İnanayım mı sana? İnanın.